8. gün karakterlerin duygusal hikayeleriyle olduğu kadar aksiyonuyla da dikkat çeken bir yapım. İzlemesi oldukça keyifli. Bu sahneler için acaba nasıl bir hazırlık gerekiyor? Cevaplar sizin için yaptığımız özel röportajlarda. Sekizinci gün hızlı ilerleyen hikayesi ve aksiyonlu sahneleriyle dinamizmi sürekli ayakta tutuyor. Yani çok heyecanlı bir iş bence ve böyle ezber bozan bir iş. O yüzden çok hikayesiyle, oyunculuklarıyla, çekim teknikleriyle ve dokunduğumuz konularla çok farklı bir iş olduğunu düşünüyorum. Televizyon için de gerçekten daha önce yapılmamış bir iş olduğunu söyleyebilirim. Neden bize yalan söyledin? Ne oluyor Rüstem? Olan şu Aziz Bey. Bahar annesinin yaşadığını öğrenmiş. Nasıl öğrenmiş? Konuşsana. Dilini mi yuttun, anlasana. Sekizinci günde tüm hikaye bir matematik üzerine kurulu. Çok güzel yazıyorlar yani, matematiği çok sağlam. Burada bir laf ederse ben zaten o kadar dikkat ediyorum ki rastgele bir hareket yapmıyorum. Çünkü mutlaka bağlantısı oluyor. Doğaçlamanın asla yeri yok böyle bir işte. Çünkü her şey matematik. Yani kullandığımız bir obje, ne bileyim söylediğimiz bir söz, tekrar ettiğimiz bir kelime ya da bir bakış, bir tavır, bir jest. Hiçbir doğaçlama değil, hesaplı olmak zorunda. Çünkü 8. gün çok sağlam matematiği olan bir iş yani. Öldür o kızı! Hayır Rüstem, sakın. O Eddie de veriyor. Seninle sonra konuşacağız. Önce şu bahar temizliğini bir bitirelim de. Eğer dediğini yaparsan o zaman onu öldürmem. Parmağımda oynatırım o uyuyan güzeli. Sonra da her istediğimi yaptırırım. 8. gün söyleyecek çok şey olan bir yapım. Her karakter kendi hikayesini cebinde taşıyor. Televizyonda biz ne yazık ki böyle sadece bir hikayenin etrafında dönen insanlar görüyoruz. Ama bunda en az 7-8 tane hikaye var. O yüzden de gittikçe açılacak. Seyirci buna biraz daha zaman tanıdığı zaman daha da açılıp daha da farklılaştığını da görecek. Yani bütün karakterler neden var, niçin var, onların hepsinin cevapları yavaş yavaş geliyor. O yüzden çok yani tek bir atar damar değil de bir sürü kılcal damarın oluşturduğu büyük bir beden gibi düşünebiliriz yani bizim işi. O yüzden heyecanlı bir şey. Buyurun Aziz Bey. Ozan başardı. Adamları geri çek. Tamamdır Aziz Bey. Kemal'i bir yokla bakalım. Seve seve. Herifi alıyoruz. Biz yaparız onun pansumanın aşısını. Tamamdır abi. Asıl yanlışı sen yaptın. Arabayla çarptın bana, arabayla. Var mı bir açıklaman? Derdin ne? Okus senin dengeni mi bozuyor, ne oluyor? Hakan Kurtaş böyle gizemli konuşunca biz de kötü tarafın emrinde çalışan Rüstem'i daha çok merak ediyoruz. Bu sert genç adamın karanlık yüzünde acaba nasıl sürprizler var? Masum bir şekilde doğuyoruz ama hayatta karşılaştığı şeylerle hayatta kalmak için kötülük yapan insanlar var. Ama her kötülüğün de aslında hayatta kalmak için yaptığı insani bir hayatta kalma çabasıyla yaptığı bir şeyler var. Rüstem de öyle biri. Çok uçlarda o yüzden. Yani kötülüğü de ve acımasızlığı da çok uçta. Ama motivasyonun daha sağlam bir noktada olduğu için onu da daha sonradan göreceğimiz için ben oynarken çok heyecanlanıyorum. Lan yaklaşmayın lan, sıkarım kendinize. Çok sıkma ya. Geçti azıcık. Çok yorduk seni. Soluklan biraz. Gelelim 8. günün aksiyon tarafına. Yapım hem duygusal hem de fiziksel aksiyonu aynı potada eritiyor. Siz tabii hangisinde olmayı tercih ediyorsunuz bir erkek oyuncu olarak bilmiyorum ama. Vallahi fiziksel aksiyondan çok duygusal sahnelerde yer almayı ve daha karışık duyguları olan sahnelerde yer almayı daha çok tercih ediyorum. Ama tabii ki aksiyonu da özlemişim. En son ben başka bir dizide yapmıştım. O da tadından yenmiyor. Yaklaşma, 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 yaklaşma,
İşin görünür aksiyon kısmı için oyuncularımızın dövüş dersleri aldıklarını duymuştuk. Bunun için ekstra bir ders vesaire aldınız mı? Zaten çalıştığınız yerden mi geldi? Yok aldık. Bu işi bilen profesyoneller var. Biz aksiyon sahnelerini çekmeden önce, atıyorum bir kavga sahnesi çekiyorsak nasıl onu yapacağımızı öğretiyorlar, gösteriyorlar. Tabii ki bir takım kavga sahneleri için belli bir iki hareketleri gösteren hocalarımız oldu. Öyle çok %100 çok iyi bir dövüş yani bir anlamında değil ama zaten çok hayat, zevkli de değil. Evet aynen. Hayati yitecek kadar yardımcı olan hareketleri öğrendik. Yeter lan! Yeter lan! Burcu Biricik'in yanındayız. 8. gün zor bir yapım. Güzel oyuncu yapım için fiziksel olarak bir hazırlık yaptı mı merak ediyoruz doğrusu. Fizikselden öte psikolojimi hazırladım önce buna. Dedim ki Burcu çok çalışacaksın, buna hazırlıklı ol. Gecen gündüzün olmayacak. Biz zaten bir dönem bayağı vampir gibi yaşadık. Yani hani gün ışığında uyuyoruz ve işte gün ayınca tekrar işte setteyiz falan. Sekizinci günde tempo, heyecan ve aksiyon hiç bitmeyecek gibi gözüküyor. Aksiyon çok şey izleyeceğiz, daha yeni başlıyor aslında, öyle diyebiliriz aksiyon kısmı hikayenin. Şu an çekmiş olduklarımız da var ama yani sürpriz olsun diye çok bir şey söylemek istemiyorum. Ama çok aktif ve böyle inişli çıkışlı sahneler geliyor.